Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. İç ve dış sıcak gelişmeleri kurmaylarıyla mercek altına aldı. Toplantı sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazeteci Kabaş'la aynı programda yer alan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Sistematik olarak bir nefret siyaseti pandemisi oluşturmaya çalışıyorlar. İki aydır özellikle bütün bir demokratik gündemi felç etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Siyasetin sıcak başlıkları masadaydı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gazeteci Sedef Kabaş'a tepkisini dile getirdi. Kabaş'ın tutuklanmasını eleştiren CHP'ye sert çıktı. Cumhurbaşkanlığı şahsına, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir kasbailiktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyetiyle, ifade hürriyetiyle bir ilgisi yoktur. Hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak, fikir hürriyetini, ifade hürriyetini istismar etmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Toplantının öncelikli başlıkları ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz mercek altına alındı. Dünyadaki pek çok ülke ve devlet başkanı sadece krizin bir tarafına hitap edebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız krizin iki tarafına da hitap eden ve bundan da olumlu karşılık gören müstesna bir konumda. Ukrayna ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın bu krizdeki tansiyonun düşürülmesi bakımından son derece önemli olacaktır. Buradaki görüşmesinden sonra Sayın Putin'le de görüşeceğini ifade etti. Türkiye'de mi olur, Rusya'da mı olur? Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in takdirleriyle gerçekleşecektir. AK Parti kurmayları Metaverse sunumu da yaptı Erdoğan'a. Burada yapılan arsa alım satımlarından diğer konulara kadar kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını, MYK'mızın bu gündeminin bu çerçevede yoğunlaştığını söyleyebilirim.